sonucunu görmüyorsunuz. Kime hizmet ettiğinizi görmüyorsunuz. Bunun bedeli ne oluyor? Hendekler oluyor, canlar oluyor. Terör örgütünün özantısıyla oturuyorlar. Özgür vatandaşı demokrasimizi, kamu düzenimizi paylaşıyor. Ne var canım bunda diyor. Hasretle beklediğimiz çağrı diyenler. Şimdi bu acı tabloyu gördüğümüz zaman ne mutabakatı? PKK terör örgütüyle bir anlaşma olmamıştı. Dönemin İçişleri Bakanı Efkan'a 3 Aralık 2014 tarihinde sorun PKK'dan kaynaklanıyor. Oslo'da anlaşmıştık. Oslo'yu PKK bozdu diyor. Hani terör örgütüyle mutabakatınız yoktu? Hani anlaşmanız yoktu? Ya bir öyle bir böyle arkadaşlar. Burnunun ucunu göremeyen fantaziler peşinde koşmuş. Bu fantazilerle Türkiye'yi maalesef bu noktaya getirmiş bir iktidar var. Yalanlarla üretip yalanla yaşamamızı, yalan ortaya çıktığı zaman da red ve inkar politikalarıyla yeni yalanlara başvurduklarını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, ne Dolmabahçe mutabakatı demiş olmasına rağmen bu Dolmabahçe mutabakatının içinde yer alan aktörler ne diyor? Hepiniz oradaydınız be, hepiniz oradaydınız. Başbakan Dolmabahçe'deki maddeler yeni anayasada yer alacak diyor. Daha önce Dolmabahçe konusunda haberim yok denildiği zaman Bülent Arınç her şeyden haberi var, Yalçın Akdoğan her şeyden haberi var demişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ifadesini acı bir ibret tablosundan sonra aynı zamanda örtülü bir özür dileme girişimi olarak, pişmanlık olarak nitelendirmek istiyorum.